Selam gençler, YouTube Fizikte Barış kanalına hoş geldiniz. Evet, 7'de 7 TYT kampımızda bu seferki konumuz arkadaşlar hareket konusu olacak. Hadi bakalım. Birbirine paralel raylarda ilerleyen A ve B trenlerinin hız büyüklükleri gördüğünüz gibi V ve 3V'dir diye verilmiş arkadaşlar. Konumları şekildeki gibi olan trenlerin, değil mi? Arka uçları T anında X'e geliyormuş. Bakın burada şurada çok önemli. A'nın boyu LA denmiş, değil mi? LA. B'nin boyuna da LB denmiş, dikkat. Şimdi bakın, tek dostunuz ne? Sabit süratle gidiyorlar. O zaman x eşittir vt ile her şeyi çözmemiz bekleniyor bizden arkadaşlar. Bunu yapacaksınız şimdi. Şimdi A için konuşursak, bakın arkası buradayken biraz sonra arkası şuraya gelmiş. Ne kadar yol aldı? Kendi boyu artı L. O zaman şöyle yazabilir miyim? LA artı L yolunu v hızıyla t zamanda aldı. Peki diğer arkadaşımız ne yaptı? Arkadaşım arka noktası buradaydı. Şimdi arka noktası buraya geldi. Ne kadar yol aldı? Kendi boyu, A'nın boyu ve L. O zaman şöyle yazacağız. LB var, LA var, bir de L var. 3V çarpı T, değil mi? O zaman ne oldu? İşlem bitti bakın. Şurası VT ise, o zaman şu arkadaşın cevabı 2VT oldu. O zaman ne oldu kesinlikle? LB büyük olur muydu LA artı L yolundan? O zaman LB her ikisinden de büyüktür. O zaman LB büyüktür diye ifadeler olabilir. Peki şu ikili arkadaş arasında bir bilgimiz var mı? Kimin büyük olduğuna dair ekstra bir bilgi yok. Sorudaki tek bilgiyi kullandım fark ettiyseniz. O zaman bir kere birinci ifadenin olması imkanı yok. LB en büyük. A ile L eşit olabilir mi? Olabilir. A L'den büyük olabilir mi? Olabilir. Dolayısıyla aradığımız cevapta arkadaşlar 2 ve 3 olmuştur. Evet, özellikle temel kavramlarda sürat, alınan yol, yapılan yer değiştirme çok önemli. Bakın, iki sınıf arkadaşı Hasan ve Hakan sabah aynı anda dikkat edin, evden çıkarak aynı anda buluşuyorlarmış okulun önünde. Bakın, aynı anda buraya geldiler. Yani herkes içine geçen zamanlar T diyebiliriz, değil mi arkadaşlar? Hasan ve Hakan'ın evleriyle krokisi böyle belirtilmiş. Ve bu arada Hasan'ın ortalama süreti Hakan'ın ortalama süretinden büyükmüş. Bakın, bu arkadaşın ortalama süreti diğerinden daha büyükmüş. Şimdi güzel bir soru geliyor. Ortalama sürat dediğiniz şey nasıl bulunur arkadaşlar? Toplam yol bölü toplam zaman. Zaman aynı olduğuna göre bir şeyin ortalama süretinin büyük olması için gitmesi gereken yolun daha uzun olması gerekiyormuş. O zaman Hasan'ın gittiği yol daha uzun. O zaman K güzergahı L'den daha uzundur. Doğrudur. He. En kısa doğru çizgi. Bakın, olabilir diye soruyor. Şimdi bu aslında sorunun bence net cevabıdır. Bundan sonraki kısma gelirsek mesela ne olabilir? Şimdi bu yol uzun. Ama mesela ne diyor? Belki burada belki şöyle gittin veya gerçekten de uzakta da bir yol olabilir. Şimdi neyi soruyor bize başka ekstradan? Çizilen en kısa doğru uzun. Mesela buradan çektiğin en kısa çizgiyle buradan çektiğin en kısa çizginin uzunlukları eşit olabilir mi? Olabilir arkadaşlar, değil mi? Bunları bilmiyoruz biz geometrik olarak. K ve L güzergahlarının uzunlukları eşit olsaydı. Ne güzel, uzunluklar eşit olsaydı. Hasan Hakan'dan önce kapıya varırdı. Evet, neyi normalde? Ortalama süreti normalde daha büyük ya bu arkadaşın. O zaman daha kısa zamanda varacak mıydı? O zaman Hasan Hakan'dan daha önce ulaşması gerekirdi. O zaman aradığımız cevap da 1, 2, 3 olabilir arkadaşlar. Evet, bilardo masasında bir noktadan duran topa vurulduğunda top şekildeki nerede duruyor? Top mesela burada duruyor. Buradan geldi, değil mi arkadaşlar? Şu şekilde bir yol izleyerek ne yapıyor? 180 santimetre yol alıyormuş. Şimdi ve bu hareket 9 saniye sürdüyse. Bakın, süratte neye bakıyorduk hemen? Ortalama sürati sordukları zaman hemen siz toplam sembolünü bildiğiniz için şöyle yazıyorum. Toplam yol bölü toplam zaman. Toplam yol ne kadardı? 180 santimetre. Tabi bunu metreye çevirsek 1.8 metre, değil mi, yaptı bölü. Ne kadar zamanda? 9'muş. O zaman ne yapar bu arkadaşlar? 20 metre bölü saniye olamaz, değil mi arkadaşlar? Ne yapar bu da? 0.2 metre bölü saniye. Eğer santimetre cinsinden olsaydı doğruydu. Topun ortalama hızı. Bakın, ortalama hız deyince de en kısa çizgiyi çekeceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu arada kaç tane bölme gitmiş? 1, 2, 3, 4, şöyle yazalım, çaprazları sayıyorum, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane giderek 180 santim. Yani bunların her birininkini bulabiliyoruz biz ne kadar olduğunu, değil mi? Toplam yer değiştirmesi aldığı yoldan fazladır. Yanlış, bakın arkadaşlar. Topun toplam yer değiştirmesi ne kadardır bakın?
Yer değiştirme bu kadar işte. İlk konumla son konum. Ve bu çok kısa çıkar değil mi arkadaşlar? Yani hesaba bile gerek kalmaz. Sonuçta bu kırmızıdan daha kısa değil mi? O zaman ortalama hızı 0,2'den küçük. Bakın bu doğru bu yanlış oldu. Neden? İkinci. Senin ortalama hızın nedir? Yer değiştirme bölü zaman. Sonuçta yer değiştirmeniz 1,8 metreden az değil mi arkadaşlar? Zaman da 9 olduğuna göre sonuç 0,2'den küçük olacak. Yer değiştirmesi yoldan fazla değil. Bakın mavi çizgi kırmızıdan azdır. Dolayısıyla yalnız 2 aradığımız cevap olmuştur. Bakın ÖSYM'de bu tarz soruyu çok seviyor. Doğrusal bir pistte aynı yerden aynı anda aynı yönde koşmaya başlayan bakın K, L, M hepsi aynı anda aynı yönde koşmaya başlıyorlar. Bir süre sonra ne diyor? K ile L arası uzaklık L ile M arasından daha büyük olacak. Şimdi burada deneyin arkadaşlar. Mesela K büyük, L büyük mi? Eğer böyle bir şey olsaydı ne olurdu? K önde, L arada, M de arkada kalırdı. Peki şimdi sizce KL arası uzaklık LM arasından büyük olabilir mi? Olabilir. Hatta bence bu hızın hemen tersi olan MLK'yı da işaretleyebiliriz, değil mi arkadaşlar? Neden? M'yi öne koysak da olur. Peki 2 numara. Yani C şıkkını deniyorum. K önde, M arkada, L ön burada. Peki K ile L arasındaki uzaklık L ile M'den büyük mü? Evet. Değil mi arkadaşlar? O zaman bence bunun tersini hemen deneyeyim. LMK deseydim. O zaman L önde, M arkada, K burada. Bakın hemen tersleri de görün ne kadar hızlı geçtiğim aslında. KL arası uzaklık LM'den büyük zaten. Peki LKM E şıkkını bir deneyelim bakalım. L burada, K burada, M burada. Şimdi soruya göre KL arası uzaklık şu. LM arası uzaklıktan bakın büyük değildir. Küçük kalıyor o zaman. E şıkkı olamazdı arkadaşlar. İki bisikletli yolda hareket ederken göstergeler 40 yap. Şimdi ne derler bu göstergeye arkadaşlar? Bu göstergelere biz hatırlarsanız sürat göstergesi deriz, değil mi? Göstergesi. Ve sürat göstergesi neyi ölçer arkadaşlar? Anlık sürati ölçer ve nedir hemen? Yol ve zamandır arkadaşlar. O zaman bu arkadaşların süratleri eşittir. Hız dediğiniz şey yönlü bir kavramdır. O yüzden eşit değildir. Eşit zamanda aldıkları yollar eşit büyüklükte midir? Bakın sürat neydi? Yol bölü zaman. Eğer süratleri aynıysa, zaman da aynıysa o zaman eşit yolları alıyorlardır. O zaman 1 ve 3 aradığımız kelimelerdir. Bakın süratle hızı çok iyi ayırt etmeliyiz arkadaşlar. Evet özellikle kavram yanılgılarının neden olabilecek bir soru tipi arkadaşlar. Hareket eden bir cisimde zamanla hızı değişiyorsa ivmesi vardır. Doğru mudur? Evet zaten ivmenin tanımı neydi? Hız değişimiydi zamana karşı. O zaman hızınızda bir değişim varsa bu değişim ille sayısal olmak zorunda değil, yönsel bir değişim de kabuldür diyorsunuz. Peki zamanla konumu değişiyorsa ivmesi var mıdır? Tabii ki öyle bir zorunluluğumuz kesin değildir arkadaşlar. Neden? Sen sabit süratli olarak da konumunu değiştirebilir misin? Atıyorum hep onunla gidiyorsun böyle ama maalesef ivmen yoktur. Peki zamanla konumu değişiyorsa hızı artar mı? Tabii ki yine bakın sabit süratle hareket ederek de konumunuzu değiştirebilirsiniz. Yani illa hızını arttırmak zorunda değilsin. Gene soru işareti ama yalnız bir kesinlikle doğruydu. Evet, sabit süratli A ve B araçları aynı anda harekete geçiyormuş. A sürekli hareket ederken B T'ye gidip T'ye duruyormuş. A aracı T anında L'deymiş bakın. Hop T anında bu buraya geldi. O zaman bu adam T'ye gitsin bakalım. 2V ya bu. O zaman T anında bu burada. Sonra ne zaman nerede kalır? O zaman bu 1T'ye daha geçince 2T'ye de burada. Yalnız bu adam durdu değil mi arkadaşlar? Bir gidiyor bir de duracak. Hala 2T'ye geçti bu burada. Bu adam 3. T'ye de buraya geldiğinde bu şimdi ne yaptı? 2 birim yol aldı. 3. T'ye de burada. Devam ediyoruz. Bu adam buraya geldi. 4. T'de bu hala durmaya devam ediyor değil mi? Bir git bir dur. O zaman 4. T'de P noktasında bu arkadaşlar kavuşacaklar değil mi arkadaşlar? Evet. Böylece hareketle ilgili de bir 7'de 7 kampımızdaki ilk çalışmamızı yaptık. Bir tane daha çalışmamız olacak. Orada görüşeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.